Merhaba arkadaşlar. Bozdağ Akademi hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS 2021 fen bilgisi dersi ile ilgili önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu vereceğim bilgiler arkadaşlar çok önemli. Çünkü dikkatten kaçmış olabilir. Bu vereceğim bilgilerle bu videoyla arkadaşlar bu sınav LGS yarışında sizi diğer rakiplerinizden öne geçirecektir. Hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci bilgimiz arkadaşlar önemli bilgi. Yıl içerisinde güneş ışınları dönencelere yani yengeç ve oğlak dönencelerine yıl içerisinde bir kez. Dönenceler arasına ve ekvatora yılda iki kez arkadaşlar dik düşer. Bunu önemli bir konu arkadaşlar gözden kaçmış olabilir. Evet 20, 21 Mart'ta arkadaşlar 6 ay gündüz başlangıcı olur. Nerede arkadaşlar? Kuzey Kutbundu arkadaşlar. 21 Mart'ta da Güney Kutbunda 6 ay gece başlangıcı olur arkadaşlar. Yani 21 Mart'ta başlayan Kuzey Kutbunda gündüz başlangıcı ne zaman sona erer? 23 Eylül'de 6 ay sonra sona erer ve gece başlangıcı başlar arkadaşlar. Bir diğer önemli konumuz. Kromozom büyüktür arkadaşlar. DNA'dan. DNA büyüktür. Genden. Gen büyüktür. Nükleotitten arkadaşlar. Burada arkadaşlar gen DNA'nın en küçük görev birim arkadaşlar. Dikkat edelim. Nükleotit ise arkadaşlar DNA'nın en küçük yapı taşıdır. Bunları karıştırmayalım arkadaşlar. Sorularda eğer gelirse... DNA'nın en küçük görev birimi nedir derse sakın nükleotide e, işaretlemeyelim arkadaşlar. Çünkü gendir. Evet. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğun, yoğunlaşması sonucu oluşan su damlacıklarına arkadaşlar ne denir? Çiğ denir arkadaşlar. Yeryüzüne yakın su buharının sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde sıvı hale geçmeden direkt buz kristallerine dönüşmesine arkadaşlar kırağı denir arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir tane eee nikrotitin e, oluşan parça, oluşan e, e, parçalar var. Bir tane fosfattan oluşur arkadaşlar. Bir tane dekstroz boz şekerinden oluşur ve bir tane bazdan oluşuyor burada timin bazı vardır arkadaşlar yani adenin bazının karşısına timin bazı guanin bazının karşısına sitozin bazı gelir arkadaşlar buna dikkat edelim yani bir tane e, timin nikelatinde arkadaşlar veya guanin olabilir adenin olabilir sitozin olabilir kesinlikle bir tane fosfat bir tane deoksiriboz ve bir tane o baz bulunur arkadaşlar buna dikkat edelim Şöyle bir soru sorulabilir arkadaşlar. 2000 nükleotitten oluşan bir DNA zincirinde guanin sayısı guanin sayısı timin timin sayısının 3 katı olduğuna göre bu DNA zincirinde sitozin ve fosfat sayısını bulunuz. Timin sayısını x dersek arkadaşlar guanin 3x olur. E guaninle ne eşit arkadaşlar? Sitozin eşit. O zaman burası da 3x burası da 3x arkadaşlar. Timinle ne eşit arkadaşlar? Adenin eşit arkadaşlar. Burası X. E, burası X. E toplamı 2000 tane olacak. 3X 6X. Toplam 8X oldu. 8X eşittir. 2000 tane nükleit varsa arkadaşlar X eşittir. Hemen 2000'i 8'e bölelim. 2 8 16. 40 içinde 5. Evet 250. 250 adet timin ve adenin bulunur. E, kaç adet arkadaşlar guanin ve sitozin? 750 adet. Yani sitozin 750 adet buluruz arkadaşlar. 750 adet. E, fosfat sayısı ne kadardı arkadaşlar? Nikleotit sayısı kadar fosfat olduğuna göre arkadaşlar 2000 tane fosfat vardır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hemen bakalım arkadaşlar. Diğer bir önemli e Tiyomuza mutasyon sadece arkadaşlar üreme hücrelerinde olursa kalıtsaldır. Fakat adaptasyon her şekilde arkadaşlar kalıtsaldır. Örnek olarak arkadaşlar bir çam iğneli tam çam ağacını düşünelim arkadaşlar. Nereye ekerseniz ekin arkadaşlar o her zaman iğneli yaprak olarak çıkacaktır arkadaşlar. Evet hemen diğerine geçelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar kullanılma var arkadaşlar. Burada Burada şekilde boşluk bırakırlar. Hangisi gelebilir derler. Kısaca şey yapalım arkadaşlar. B koyundan yumurta hücresi alınır arkadaşlar. Yumurta hücresinin içindeki çekirdek çıkarılır ve yumurta hücresi boş olarak bırakılır. A koyundan vücut hücresi alınır. İçindeki çekirdek çıkarılır. Ve bu A koyundan e, vücut hücresinden çıkarılan çekirdekle e, B koynundan alınan yumurta hücresi birleştirilir arkadaşlar. Daha sonra emre hücreleri çoğaltılır ve C koyuna taşıyıcı koyuna aktarılır arkadaşlar. Burada C konudan doğan kuzu kullanılmış A kuzusu yani A vücut hücresinden alınan çekirdeği yerleştirdiğimiz A koyunun benzeri olarak çıkar. Yani dolu olarak çıkar. Buradaki sıralama çok önemli. Nasıl olur? Onlar sorulabilir arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geçelim arkadaşlar. Evet basınç konuştuğunu arkadaşlar. Katılarda basınç eşittir. P eşittir. ağırlık bölü yüzey alanı. Basıncın birimi arkadaşlar Pascal'dır. E, ağırlığın birimi Newton'dur arkadaşlar. Newton, e, Yüzey alan cinsi de arkadaşlar metrekare'dir bunu unutmayalım. Evet, periyodik tablo'da arkadaşlar, periyodik tablo'da en fazla metaller bulunur. bunu unutmayalım. Arkadaşlar, geç, bir önce konsilerimde değindim buna. Bor ve silisyum yarı metaldir bunlar önemli teknolojide kullanılır arkadaşlar teknoloji bilgisayar yapımı bilgisayar telefon buna dikkat edelim arkadaşlar oda sıcaklığında arkadaşlar metaller civa hariç katı yarı metaller katı halde bulunur a metaller arkadaşlar herkese gaz gibi gelir ama katı sıvı ve gaz halinde oda sıcaklığında a metaller bulunur arkadaşlar hemen diğer yansımıza geçiyoruz Atam numarası 2 olmasına rağmen helyum 8A grubundadır arkadaşlar. Yani helyum 2 tane elektronu vardır arkadaşlar. Değerli elektron sayısı 2'dir. Bu normalde birinci katman birinci periyot 2A grubunda olmasına rağmen bu böyle bir şekil gördüğün zaman bunun helyum olduğunu bulacaksınız kadar Helyum birinci periyot 8A grubu yazacağız bu önemli arkadaşlar. Değerli elektron bir atomun son yörüngesindeki Yörünge ile arkadaşlar yörünge, katman ve periyot aynıdır. Elektron sayısıdır. Yani son yörüngede iki tane yani dört tane elektron bulunuyorsa son yörüngede değerlik elektron sayısı 4 denir. Ve grup sayısını bulur. Ne olur arkadaşlar? 4A grubu olur bu da. Unutmayalım. Asit ve bazlara geçelim arkadaşlar. Sıfırdan 7'ye kadar bir pH değeri vardır arkadaşlar. 7'den yukarı ve 14'e olanlara baz. 7'den sıfıra kadar olanlara da asit denir arkadaşlar. Asitlik sıfırda daha fazladır. Bazlık 14'te daha fazladır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Nötr olan 7 nötrdür. Damıtılmış su buna örnektir arkadaşlar. Fakat arkadaşlar genelde asitlerde hidrojen elektronu gördüğümüz zaman bu direkt asittir. Veya bazlarda ok oksijen hidrojen gördüğümüz zaman şu ifade gördüğümüz zaman bu bazdır ama istisnalar vardır arkadaşlar. Burada asitik asit OH olmasına rağmen sirke burada asittir arkadaşlar. Diğer e, istisna da bazıları arkadaşlar NH3 yani amonyaktır arkadaşlar. H hidrojen iyon olmasına rağmen bu bazdır arkadaşlar. Asit ve bazlardan bir tepkimesinde arkadaşlar tuz ve su oluşturur. Fakat burada amonyakta oksijen olmadığı için arkadaşlar herhangi bir asitle birleş tepkimeye girdiği zaman tuz oluşur ama fakat arkadaşlar su oluşmaz. Evet. Diğer yansımıza geçiyoruz. Arkadaşlar erime ısısıyla donması aynıdır. Buharlaşma ısısıyla yoğuşma ısısı aynıdır arkadaşlar. Yani su sıfır derecede donarsa sıfır derece santigrat derece donarsa e sıfır derece santigratta da erir arkadaşlar. Yüz derece, derece santigratta buharlaştırırsa yüz derece santigrat derecede de yoğuşur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü arkadaşlar Boren diye yazılıyor arkadaşlar. Bu ben çıkacak diye düşünüyorum bu sınavda. Bora dayalı ekonomik katkıyı arttırmak amacıyla ulusal ve uluslararası alanda katma değeri yüksek bor ürün ve teknolojileri geliştirmeye ve bunların kullanım alanlarını yakınlaştırmaya çalışan kurumdur. Boren dikkat edelim arkadaşlar. Basit makinelerde işten ve enerjiden kazanç yoktur arkadaşlar. Sadece iş kolaylığı sağlar ve kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. Eğer yoldan kayıp varsa arkadaşlar kuvvetten kazanç vardır. Evet, besin besin piramidine bakalım arkadaşlar. Yukarı piramidin yukarısına doğru çıktırınca aktarılan enerji azalır. Kütle azalır. Aktarılan biyolojik birikim yani zehir artar arkadaşlar. İki bulut arasında eğer karşılıklı bir e, şi, e, elektron akışı oluyorsa arkadaşlar bu şimşektir. Fakat bulutla yer arasında veya yerle bulut gökyüzü arasında bir elektron akışı oluyorsa arkadaşlar bu yıldırımdır. Yani yerle olan yıldırım bulutlar arası elektron akışına şimşek denir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet son sayfamıza geldik arkadaşlar. Elektrik arkadaşlar bir maddenin atom merkezinde çekirdeğinde proton artı yüklü nötron nötürdür arkadaşlar. Yani elektrik elektrikte arkadaşlar elektriklenmede elektronlar hareket eder arkadaşlar. Elektronlar proton sabit kalır. Yani bir nötr cisim düşünelim arkadaşlar. Artı artı eksi eksi. Eğer bu cisim elek yani eksi elektron verirse Verirse ne olur arkadaşlar? Artı artı bir tane bir tane veririm diyelim. Bir tane olur. o zaman bu madde artı olur arkadaşlar. Çünkü artı sayısı daha fazla. Eğer elektron alırsa arkadaşlar nasıl olur? Şöyle olur. Artı artı eksi eksi. Bir tane eksi fazla olur. Eksi olur. Yani bir cismin pozitif yüklü veya negatif yüklü olmasa arkadaşlar e elektron alıp vermesine bağlıdır. Çünkü pozitif yükler yani protonlar hareket etmez. Camla ipek arkadaşlar sürtündüğü zaman iki cisim sürtündüğü zaman zıt yükle yüklenir. Cam A'sı var artı yükle. İpek eksi. ipek şuradan biliyoruz. Eksi yükle yüklenir. Ebonit çubukla yün e, sürtüldüğü zaman ebonit E var arkadaşlar. E eksi yün artı duruma geçer arkadaşlar. Ebonit çubuk yerine plastik çubuk diyebilirler veya balon diyebilirler. Buna dikkat edelim, arkadaşlar. DNA zincirinde arkadaşlar bir zincirde arkadaşlar eğer Normalde A'nın karşısına timin gelmesi, adeninin karşısına timin gelmesi lazım. Burada bir şey var arkadaşlar, yanlışlık olmuş, düzensizlik olmuş. Bu onarılabilir arkadaşlar, bu onarılabilir. Bu G çıkarıl, T konabilir, guanin çıkarıl, timin konulabilir. Şimdi B veya guanin karşısında boşluk vardır. Evet arkadaşlar, bu da onarılabilir. Bunun karşısına hemen sitozin getirilebilir. Fakat arkadaşlar, şu şekle iyi bakın bu şekil onarılamaz. Çünkü iki tane boş neyi nereye getireceğimizi bilemeyiz. Bu şekilde arkadaşlar şu şekilde dikkat edelim. Bu şekilde bir genetik yani DNA'da onarım yapılamaz. Evet arkadaşlar benim tespit ettiğim önemli tiyolar bunlar. Lütfen videomu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Bozdağ Akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.